Yemek vakti. Acıktınız mı? Herkese yetecek kadar var. Yavaş olun canlarım. Ha? Al bakalım tavşan Angel. Tamam Bay Picky Pants. Sen kazandın. Havuç, lahana ve elma. Hepsi de nefis. Ne? Ama... O zaman ne yiyeceksin? Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Ama aç kalmanı da istemem. Oh, Canan'ın bu nefis şeyden çekmediğini... Ah, sana bu özel tarifi yapacağım. My little pony, my little pony. My little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony. Gücü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, mutlu ol. Seninle dost olmak güzel. My little pony. Benim en iyi arkadaşım sen. Bir bakalım. Kuş konmaz. Affedersiniz. Az önce sırada önüme geçtiniz. Affedersiniz. Galiba yanlışınız var. Aslında önce ben buradaydım. Üzgünüm, seni fark etmemişim. Biliyorum. Merhaba. Affedersiniz bayım. Evet, ne vardı? Sanırım az önce önüme geçtiniz. Üzüm mü istediniz? Burası kuş konmaz tezgahı. Dedim ki az önce önüme geçtiniz. Gerek yok tatlım. Ben zaten ön sıradayım. Fark ettim. Hiç düşünceli değildi. Arkaya kayar mısınız acaba? Kişisel alanımdasınız. Ama... Gerçekten mi? Kuş koymaz için acelen mi var? İşine bak. Tamam, acelem yok. Fluttershy, sana böyle davranmalarına izin verme. Gerçekten önemli değil. İşte sorun bu. Gerçekten öyle. Sen sorunlu bir ponisin. Ne sorunu? Hadi Pinkie Pie, önce sen. İşte bu. Sorun burada. Bu kadar çekingen davranmayı kesmelisin. Çekingen mi? Fazla yumuşaksın tatlım. Kendi hakkını aramalısın. Bize söz ver. Tamam, söz veriyorum. Harika. Önemli değil. İzle ve öğren. Dur bakalım havalı güçlü pony. Ki ben mi? Tabii ki sen. Daha önce sana havalı diyen olmadı mı hiç? Cevabım koca bir hayır. Bence kesinlikle demeliler. Kaslarını sıkıp bana göstermeye ne dersin? Bu inanılmaz. Senin gibi güçlü, karizmatik bir pony dostuma son kuş konmazını verebilir mi? Evet tabii. Bak, o kadar da zor değilmiş. Sanırım evet. Tamam o zaman. Listede başka ne var? Bakalım domates almam gerek. Al bakalım. Domates 2 kuruş, 1 değil. Ama geçen hafta 1 kuruştu. O zamandı, bu şimdi. Tamam. Seninle tartışmak istemiyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kendi işime bakıyorum. Belki sen de denemelisin. Domatese 2 kuruş çok fazla. Asıl fiyat 1 kuruş. Ben 2 kuruş diyorum. 1 kuruş. 2 kuruş. 1 kuruş. 2 kuruş. 1 kuruş. 2 kuruş. 2 kuruş. 1 kuruş. 2 kuruş. 1 kuruş. Ya 2 kuruş ya da istemiyorum. 1 kuruş ve bu son teklifim. Nasıl istersen, 1 kuruş olsun. Gördün mü? Kendine güvenmelisin. Galiba haklısın. Peki Fluttershy, sen de denemek ister misin? Tamam. Bu kirazı almam gerek.
Elinizde kiraz kaldığına sevindim. Angel için özel bir tarif yapacağım. Çünkü yemek seçiyor. Bu tarifin üstünde kiraz var. Al bakalım. Yani bu kiraza çok fena ihtiyacım var, öyle mi? Aa evet, onu çok istiyorum. O zaman 10 kuruş olur. 10 mu? Aa hey, havalı pony. Havalı, güçlü ve büyük olduğun için doğru şeyi yapmak istiyorsun. Çünkü havalı ve güçlü poniler herkese naziktirler, öyle değil mi? Kiraz tam 10 kuruş. Kiraz'a 10 kuruş çok fazla. O zaman sana teklifim 11 kuruş. Kiraz 11 kuruş mu? Aa, yani 9 kuruş. Bir dakika bekle. Tamam, 12 kuruş ve bu son teklifim. Galiba kafam karıştı. 12 kuruş. Ya al ya da gidiyorum. Tamam, alıyorum. Ona paranı verme. Bir kiraz 12 kuruş etmez. Ben sadece senin yaptığını yapıyordum. Çaban takdir edilesi ama ona kendi işine bakmasını söyleyip gitmen gerekirdi. Ama Angel'ı aç bırakamam. Tarifi düzgün yapmazsam yemek yemez. Ne olursa olsun o kirazı almam gerek. O zaman 12 kuruş. 12 mi? Oo. Ama o kadar param yok. Vaktini boşa harcama. Bu kiraza 12 kuruş veririm. Sattım. Şanssızlık evlat. Bir dahakine bu kadar çekingen olma artık. Ta-da! Al bakalım Angel. Üzgünüm, üstünde kiraz yok ama kalanı tam istediğin gibi Angel. Aa, Angel. Oh. Halime bak. Ben pısırığın tekiyim. İnanılmaz Iron Will pısırığı bir girişkene çevirir. Kendine güven semineri bugün Çit Labirent merkezinde. Celestia şahit olsun. Bir daha asla çekingen davranmayacağım. Ha? Geldiniz dostlarım. Benim adım Iron Will. Bugün yeni hayatınızın ilk günü. Çekingenin teki olmaktan bıktıysanız toynağınızla yerde tepinin. Hey yaşasın. Evet. Çekingen olmaktan bıktıysanız yerde tepinin. Hey. Bu seminere para ödemediyseniz yere vurun. Evet. Ve bu şaka değil dostlarım. Iron Will size kendine güven tekniklerinden %100 memnun kalacağınızı garanti eder. Eğer %100 memnun kalmazsanız hiçbir şey ödemezsiniz. Beni duydunuz mu? Iron Will'in yöntemlerinden şüphe edene acırım. Sen şüphe etmiyorsun değil mi? Hayır, etmiyorum. Hayır. İşte dostlarım, bu ilk dersiniz. Utanmayın. Gözlerine bakın. Evet. Tamam. Evet, evet. Tamam bakalım. Doğru söylüyor. Iron Will'in tekniklerinin herkeste işe yarayacağını kanıtlamak için bir gönüllüye ihtiyacım var. Sen en arkadaki. Kim, ben mi? Evet, sen. Iron Will seni sahneye çağırıyor. Şimdi. Tamam. Yolunu kapatıyor. Peki bu konuda ne yapacaksın? Kibarca etrafından dolaşırım. Hayır. Yavaşça parmak uçlarına hayır. Geçelim. Eve dönüp ertesi gün geçelim. Hayır. Biri yolunu keserse sert olanın sen olduğunu göstereceksin. Özür dilerim. Özür dileme. Kendine güven. Eleştirebilecekken asla özür dileme.
Neden önüne bakmıyorsun? Şimdi sen dene. Bir dahakine sana çarpmadan önce yolumdan çekil. Çünkü çarptığımda kesinlikle senden özür dilemeyeceğim. Bakın dostlarım, çektiklerim bu utangaç pony de işe yarıyorsa o zaman herkes de işe yarayacak demektir. Tamam, iyi hissediyorum. Iron Will'in söylediği gibi kendime güvenmeye hazırım. Affedersiniz Bay Greenhouse ama sanırım beton yıllarıma fazla su verdiniz yine. Bu işi profesyonellere bırak, olur mu? Beni bir daha saf yerine koy da sana gününü göstereyim. Belki de bu kadar su yeter. Teşekkür ederim. İnanamıyorum, bu işe yaradı. Gösterişi yapmak zor. Durma, şakalarından birini bana anlat. Ben her şeye gülerim. Peki peki, tamam. Bir eşek ve katır bir çölde mahsur kalmış. Affedersiniz, geçmem için arabalarınızı çeker misiniz? Tabii tabii, bir saniye. Bu fıkrayı bitirmek istiyorum ve eşek katıra demiş ki... Çeker misiniz? Yolumu kapatıyorsunuz. Tabii tabii, bir saniye. Eşek katıra demiş ki... Biri yolunu kapatırsa kimin sert olduğunu göster. Katır ona demiş ki... yavaş ol bayan, çekiliyoruz, tamam mı? Güzel. Sıradaki lütfen. Bugün size ne verebilirim? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Beni görmedin mi? Sanırım belki. Belki mi? Belki artık görürsün. Şimdi sırada ait olduğun yere hemen geri git. Hey! Şu haline bak. Davranışın çok sertti. Bu muhteşem. Anlaşılan o canavarlık kursu işe yaramış. Iron Will canavar değil, bir hırs küpü. Gerçek besin kaynağı. Teknikleri işe yarıyor. Kendini ifade etme tarzında işe yaradığı kesin. Yepyeni bir Fluttershy oldun. Evet oldum. Ve yeni Fluttershy yeni Fluttershy'i çok seviyor. Eski Pinkie Pie de yeni Fluttershy ile gurur duydu. Pembe şurup gibi. İster misin? Alsana. Bana mı gülüyorsun? Öyleyse ben de gülerim. Hoşça kalın kızlar. Ne gün ama. Taksi. Hayır olmaz. Sıradan çık. Önce ben geldim. Kimse yeni Fluttershy'i ezip geçemez. Hiç kimse. Eski Pinkie Pie'ye göre yeni Fluttershy o kadar da iyi bir fikir değil. Eski Rarity katılıyor. Yeni Fluttershy'i siz istediniz. Bugün senin günün ve bunu hiç kimse değiştiremeyecek. Haklı mıyım? Evet. Ne? Yanlış mektubu getirmiş yine. Yeni Fluttershy kulübesine yanlış mektup getirilmesini istemez. Yine mi karıştırdım? Bunun için özür dilerim. Sen özür dilersin. Ben ceza veririm. Affedersiniz, Ponyville Kulesi'ne nasıl gidebilirim? Tabii, buradan. Ne kadar yazık. Beni sinirlendirirsen öfkemi gösteririm. Fluttershy, sen ne yapıyorsun? Böyle davranılmaz. Yeni Fluttershy'e ne yaptığını görmediniz mi? Yeni Fluttershy'in çekingen olduğunu sandı. Hayır tatlım, sanmadı. Biz her şeyi gördük.
Bizce kendine güven eğitimini biraz fazla ciddiye alıyorsun. Ne? Yeni Fluttershy'in eskisi gibi çekingen olmasını istiyorsunuz. Ama eski Fluttershy değişti. Yeni Fluttershy, eski Fluttershy. Nazik Fluttershy'e ne oldu? O Fluttershy'i geri istiyoruz. Hayır. Çekingen Fluttershy'i istiyorsunuz. Korkak Fluttershy'i istiyorsunuz. İstediğiniz şeyi yapsanız da şikayet etmeyen Fluttershy'i istiyorsunuz. Yeter, Fluttershy'leri takip edemiyorum. Kes şunu artık. Yoksa o küçük aklına fazla karışık mı geldi Pinkie Pie? Kes şunu artık. Çirkin hareketlerinle bizi aşağılayamazsın. Peki neden? Bence çirkinin karşılığı sendir Rarity. Moda hakkındaki çirkin zevklerinde. Hey, bırak onu. Moda onun tutkusu. Aa, senin tutkun ne? Pastalar mı? Parti şapkaları mı? Ponyville'in en uçarı iki ponisinin kimsenin tüyü kadar değer vermediği basit hayatlarını başıboş yaşarken yeni Fluttershy'e nasıl yaşayacağını söylediklerine inanamıyorum. Bu saçmalık. Galiba kötü Fluttershy olmak istiyor. O Iron Will canavarının sana yaptıklarına inanamıyorum. Iron Will canavar değil, bir akıl ustasıdır. Canavar olan benim. Fluttershy, içeride misin? Pinkie Pie ile Rarity geldi. Gidin. Kötü Fluttershy yine ortaya çıkmadan önce kaçın. Aa tatlım, söylediğimiz her şeye pişman olduk. Öyle mi? Şşş. Pinkie haklı, suç benim. Ama merak etmeyin. Bir daha hiç evimden çıkmayacağım. Ben ve kaba sözlerim yokken herkes çok daha güvende olacak. Tatlım, ne Pinkie ne de ben seni suçluyoruz. Sadece Iron Will'in kötü bir tavsiyesini dinledin. Evet, kötü davranmana neden olan oydu. Yani herkese bağırman dışında kendine güvenmenin başka yolları da var tabii ki. Ama bunları bilemedin. Evet, kaba olmadan da hakkını savunmayı başarabilirsin. Bundan emin değilim. Çok ileri gittim. Ne zaman kendime güvensem canavara dönüşüyorum. Aa tatlım, sen canavar değilsin. Hayır, ama o öyle. Iron Will adım, ponileri eğitmek benim işim. Ne kadar heyecanlı bir slogan. Dostum Fluttershy, Iron Will'in sloganlarını seviyor. Söyledikleri sayesinde kimse onunla dalga geçmedi. Şimdi de Iron Will buraya parasını almaya geldi. Fluttershy bu kaba adamla anlaşmayı yapamaz. Eminim senin gibi koca, cesur, güçlü ve havalı bir canavar. Yani akıl hocası o parayı hemen istemiyordur. Daha sonra da gelebilirsin. Sen şaka mı yapıyorsun? Fluttershy'in ödemesi gecikti. Iron Will şimdi istiyor. Bir şey yap. Fluttershy'in evde olduğundan emin değiliz. Belki ormanda hayvanlarla eğleniyordur. Neden peşinden gitmemize izin vermiyorsun anlamıyorum. Iron Will'in pazardan alması gereken şeyler var. Iron Will öğleden sonra geri gelecek. Ama bu yarı şeyler. En az bir güne ihtiyacımız var. Iron Will bu işi yarım günden fazla uzatmaz. Bütün gün. Yarım gün. Bütün gün. Yarım gün. Yarım gün. Bütün gün. Bize en az yarım gün gerek, tamam mı? Sadece bütün gün veririm. Fazlası olmaz. Tamamdır. Yarın görüşürüz. Bekle. Ne? Görünüşe göre araştırmaya gerek kalmayacak. Iron Will parasını hemen alacak. Ama anlaşmıştık. Yarın gelmen gerekiyordu. Biri yoluna çıkarsa sert olanın sen olduğunu göster. Ödemen gecikti Fluttershy. Sen çekingenin tekiydin. Ama Iron Will seni sert, kaba bir özgüven makinesine çevirdi. Şimdi Iron Will'e olan borcunu hemen ödeyeceksin. Hayır. Sen ne dedin? Hayır. Şu anda yerinde olmak istemem. Çünkü Iron Will üzerine kara bulut gibi çökecek. Ta ki istediği parayı alana kadar, anladın mı beni?
Hatırlıyorum da kursta %100 memnuniyet garantisi vermiştin. Yoksa para istemiyordun ve ben de memnun kalmadım. Memnun kalmadım da ne demek? Çünkü herkes her zaman memnun kalır. Şey, o zaman ben ilkim. Ama memnun kalmadığımdan ödemeyi reddediyorum. İşte bu kadar basit. Biraz bile memnun kalmadığına emin misin? Çünkü anlaşma yapabiliriz. Yani ikimiz de mantıklı canlılarız, öyle değil mi? Üzgünüm ama hayır hayır demektir. Hayır hayırdır demek ha? Kimse bana bunu daha önce söylememişti. Bunu aklımda tutmalıyım. Bir sonraki kursum için iyi bir slogan. Şey, o canavara karşı kendini savundun. Hatta değişmemiş gibiydin. Hep sevdiğimiz eski Fluttershy gibiydin. Ve özlediğimiz gibi. Merak etmeyin. Eski Fluttershy artık geri döndü. Kendine güven olayını biraz abarttığım için özür dilerim. Dost muyuz? Dostuz. Sevgili Prenses Celestia, bazen benim gibi çekingen biri için kendini savunmak zordur. İlk denediğimde istediğim poniye dönüşemedim ama kendimi savunmanın kişiliğinizi değiştirmek anlamına gelmediğini öğrendim. Artık kaba ya da sert olmadan toynaklarımın üstünde durabiliyorum.